Gidiyor herhalde Kart'a. Göndersin de bir gidip konuşacağım abimle. Benim de aklım Sadık Bey'de ne zaten. Yani perişan oldu adamcağız. Hani kızlarıyla aralarına girmeyeyim diye görünmedim yanlarında ama... inan yüreğim sıkıştı şurada beklerken. Bu halleri beni de çok korkutuyor. Kaç kere hastanelik oldu, krizlerden döndü. Öyleymiş, anlattı bana da. Yani çok korkuyorum yine olacak diye. İlaçlarını falan düzenli takip ediyorum ama... hani kızların bu dertleri yakasını bırakmıyor ki. İlaç ne yapsın? Türkan neler söyledi öyle babasına? Bir babalarının adını deliye çıkarmadıkları kalmıştı. Ah Türkan, ah! Sinirlendiği zaman ağzından ne çıktığını bilmiyor bu kız. Rahmetli anneleri de böyleydi. Ama Türkan'ın yüreğinde bir kötülük yoktur. Ben tanırım yeğenlerimi. Vallahi ben sizin kadar iyi niyetli bakamıyorum Nezahat Hanım. Yani yanlış anlamayın, Türkan'a bir düşmanlığım falan yok ama... kötü biri değilim diye de ağzına gelen söylenmez ki. Hele ki babasına. Adamın gönlünü kırdı, bu daha büyük kötülük. Ne varsa tasında o geliyor kaşığına. Sakinledin mi biraz? O halde biraz deniz havası al istersen. Sağlıklı düşünmene yardımcı olur. Alo. Merhabalar, avukat Levent Bey'le görüşecektim. Ben Türkan Kalender, evet görüşmüştük sizinle. Evin satışı için konuşmuştuk. Gerekirse babanız için akıl sağlığı raporu alabiliriz demiştiniz. Sanırım bunu yapmak zorundayız. Talebimizi işleme alın lütfen. Heyet karşısına çıksın babam. Ben sizin yanınıza müsait bir zamanda uğrayacağım. Teşekkürler. Kimle konuşuyordun? Evin satışı için avukatla görüşmüştü. Gerekirse babanın akıl sağlığı için rapor alırız demişti. Ben de talebi işleme koyun dedim. Ya inanmıyorum ben sana ya. Gerçekten yapacak mısın bunu? Ya ben artık tanıyamıyorum ha seni. Ya sen babamın yaptıklarını görmüyor musun Somer? Akıl alır gibi değil. Asıl senin yaptığından akıl alır gibi değil. Türkan ne yaptığını bilmiyorsun. Ben ne yaptığımın gayet farkındayım. Öyle mi? O halde babanın akıl sağlığının da gayet yerinde olduğunun farkındasın. Ya bunca yaşanandan sonra sen babanın yüzüne nasıl bakacaksın? Nasıl baba diye geçeceksin karşısına? Babam beni evladı olarak çoktan gözden çıkarmış ki zaten. Baba kız olarak birbirimizin yüzüne bakabileceğimiz hiçbir şey kalmadı bizim. Bak Müjgan'ı bir yanına aldı, Derya'yı bir yanına aldı. Yetiyor demek ki onlar ona. Senin derdin Müjgan falan değil. Baban Kartal'la Derya'nın evlenmesine izin verdiği için yapıyorsun bunu ona. Ya sen hala nasıl mantıkla yaklaşabiliyorsun? Nasıl normal karşılayabiliyorsun bunu ya? Nasıl? Ya normal karşıladığım falan yok Türkan. Derya'la Kartal'ın ilişkisini onaylamadığımı söylemiştim. Ama elden gelen bir şey yok. Yapacak bir şey yok. İki yetişkin insan. Ben de sineye çektim mecbur. Onlar da durumun gayet farkında Türkan. Ama göze almışlar her şeyi demek ki. Çünkü ortada büyük bir aşk var. Bize de kabullenmekten başka bir şey düşmez. Ya tamam. Tamam sen kabullendiysen o zaman karışma kardeşimle benim aramdaki ilişkiye. Ne demek karışma ya? Ne demek karışma? Sen babana deli raporu aldıracak kadar ileri gideceksin. Yok efendim evini falan sattıracaksın. Bana karışma diyeceksin öyle mi? Yok öyle bir şey. Ben senin kocanım Türkan.
Ha tabii. Nikahımız olmadığı için şu anda bana bu şekilde bakıyorsun. Fakat biz geç bile kaldık, tamam mı? Yarın derhal en erken tarihe nikah günü aldıracağız. Ne var Selçuk? Tamam, geleceğim şirkete. Kaçta görüşme? Tamam, yetişirim. Hadi. Komik olan ne? Yani sırf bana sözünü geçirebilmek için nikah kıyacağım diyorsun ya. Nasıl anlarsan anla. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.